serbestsiniz. Ama bizde, bizim iktidarımızda, bizim belediyemizde hiçbir kardeşimize ayrımcılık yapılamaz. Kesinlikle yapılamaz. Yok efendim bu bana oy vermemiş, yok efendim bu benden değilmiş, yok efendim bunun memleketi şuymuş, buymuş denmez. İnsan olarak seçimler biter ve belediyeler halkına hizmetle mükelleftir ve hizmet etmek zorundadır. Hizmet etmezsek siz en güzel cevabı bugün olduğu gibi verirsiniz ve bizi sandığa gömersiniz. Gömdüğünüz zaman da bizim elimiz, kolumuz, her şeyimiz bağlıdır. Ne demek bu? Buna biz demokrasi diyoruz. İnsan hakları diyoruz. Özgürlük diyoruz. Her isteyen her istediğini yapabilir diyoruz. Ve özellikle bunu yapabilen Esenyurt'ta binlerce, milyonlarca kardeşimiz olduğunu görmenin tabii mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bugün Esenyurt, Türkiye'nin geneline baktığınız zaman 81 vilayetin insanları, her biri burada. Esenyurt'ta. Her biri. Her biri altın değerinde bizim için. Her biri mücevher değerinde bizim için. Onun için hiçbir kardeşimizi kırmamaya gayret ediyoruz. Üzmemeye, incitmemeye. Asla da yalanı sokmadık biliyorsunuz. Belli yalan değil. Asla yalan yok burada. Ve biz bir ve beraber olduğumuzu unutmayacağız. Çünkü birliğimiz ve beraberliğimiz bozulduğu anda ülkemizin ne hale geleceğini çok iyi biliyoruz. Bugün demokrasi anlamında tüm meydanlarda, tüm Türkiye'de herkes demokrasiye sahip çıktı. Herkes Türk bayrağına sahip çıktı. Herkes ülkesinin geleceğini düşünerek meydanlara akın akın koştu. Dedi ki ben de buradayım. Benim görüşüm ve siyasi düşüncem bu partiden değil. Ama burada parti meselesi yok artık. Burada milli bir dava var artık. Benim çocuğumun, genç kızımın namusu için buradayım. Benim çocuklarımın geleceği için buradayım. 30 yıl bu ülkede eğer bir Allah muhafaza darbe teşebbüsü eğer gerçekleşmiş olsaydı, bu çocuk var ya oradaki küçücük çocuk, 30 yıl sonra askeri ücrete çalışmak zorunda kalacaktı. Bırak asker ücreti bugün 1300 TL de olmayacaktı o gün. Belki 500 liraya, 600 liraya çalışacak ve 30 yıl kaybetmenin ne demek olduğunu görecekti. Ne demekti biliyor musunuz? Siz fakirleştikçe fakirleşecektiniz. Fakirleştiğinizde de sizi kandırmak çok kolay olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını açacaktınız. Cumhurbaşkanının, başbakanın kapısında sizin başbakanınız diz çökecekti. Bana oradan 1 milyar dolar para ver deyip el açacaktınız namerde. Muhtaç muhtaç olacaktınız. Ama bugün her biriniz dik duruş yaparak benim siyasi görüşüm ne olursa olsun, benim tuttuğum takım ne olursa olsun ben vatanım için burada olmalıyım. Esenyurt meydanında olmalıyım. Tüm Türkiye'nin meydanlarda olmalıyım dediniz ve bugün siz kurtardınız. Bugün darbeyi önleyen kişiler kim derseniz ben sizlere gösterdim. Başkası. Eğer Allah bize muhafaza sokağa çıkmamış olsaydınız, benim kardeşlerimizin hiçbiri sokağa çıkmamış olsaydı, eğer gecenin yarısı saat 4'te bu iş olsaydı, bugün Türkiye'de el koydular devlete. Ne kaybedecektiniz biliyor musunuz? Bakkallara hücum, marketlere hücum, ekmek kuyrukları, su kuyrukları, bakın her tarafta çöp dağcıkları, ülke çöktü gitti. Merkez Bankası'ndaki bütün paralar kaçtı. Avrupalılar ya da Türkiye'deki zengin adamlar sizin paralarınızı aldılar. Hop dış ülkeye. Niye? Onlar kral gibi yaşayacaklar bu ülkede. Ama benim garibanlarım bugün kardeşlerim sizler. Sizler bir iş için buraya gelen kardeşlerim ne yapacaktınız? Dilenmeye başlayacaktınız. Sonra da ülkenize geleceklerdi. Demokrasi getiriyoruz diyeceklerdi. Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz diyeceklerdi. Sonra Afganistan'ın halini görüyorsunuz. Sonra İran'ın halini görüyorsunuz. Binlerce kardeşimiz ölüyor. Sonra Suriye'yi görüyorsunuz. Sonra Rusya'sı, Amerika'sı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı Türkiye'den yer kapma mücadelesine başlayacaktı. Boğaz benim, İstanbul'u ben alacağım. Bursa benim, Edirne benim, Ankara benim, Kayseri benim. Ölmeye başlayacaklardı memleketimiz. Sonra genç kızlarımız var, prenseslerimiz var. Prensesi görecekti Amerika almayı komutanı. Şu kız çok tatlıymış, bu kızı alalım diyecekti. Hanginiz o askerin karşısında dik duracaktınız? Hanginiz? Gemurun karşısında hanginiz dik duracaksınız? Alacaktı ellerinizi kelepçeyle bağlayıp sizi paramparça yapacaktı. Gözünüzün önünde
namusunuz elinizden gidecekti. O zaman şunu diyecektiniz, geçmişe dönelim. Ne olur o tarihe gidelim, ben mücadele etmedim, o gün belki elimde silah olmayacak ama elimde bir sopayla, elimde yumruğumun gücüyle o gücümü göstereceğim ve tüm ülkeye, tüm dünyaya, dünyadan gelen her bir düşman askerine baş kaldıracağım diyeceksiniz. Ama o gün elinizde, avucunuzda hiçbir şey kalmamış olacak. Çünkü tarihi, saati geri getirme zamanınız hiç yok. Bugün her birimiz kardeş olmuşuz bu ülkede. Benim güneyde olan işler var Mardin'de. Benim Ege'li gelinim var. Biz Karadenizli olarak bütün tüm Türkiye'nin birbiriyle kardeş olduğunu çok iyi biliyoruz. Et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. Biz birbirimizi sevmek zorunda olduğumuzu unutmayın. Bugün tam zamanı, bugün insanlar dedi ki ben bu Türkiye'de bayrak için ölürüm. Vatan için ölürüm, canımı veririm. Namusumu korurum dediniz bugün hepiniz. Ama bazen meydanlarda görüyorum da bazı kardeşlerimiz meydanlara gitmiyorlar evlerinde. Allah ben bir evet. Sabahlıyorum. Şöyle söyleyelim. Şimdi kardeşler, bugün bu meydan sadece bizim meydanımız var. Sadece biz mi gideceğiz, birkaç kardeşimiz mi gidecek? O meydanları ne kadar çok doldurursanız, bakın bizim için değil ha. Bizim partimiz için değil bu. Bu bizim namusumuz için, namusumuz, çocuklarımızın geleceği için hepimiz meydanda olmamız lazım. Bugün bir siyasi parti seçimi yok. Bugün ülke meselesi var. Bugün benim Kürt kardeşim, Türk kardeşim, Laz kardeşim, Ermeni, Yahudiler ve İstanbul'da, Türkiye'de her biri, bakın her biri bayrak almış geliyorlar bu ülkeyi sevenler. Ama sevmeyenler de var tabii. Vatanımızı sevmeyenler ve hala İstanbul'u almak isteyen hainler var bu ülkede. Ve bugün siz dik durmamış olsaydınız ya da siz o meydana gelmemiş olsaydınız ne olurdu biliyor musunuz bizim halimiz? Vah kardeşim vah. Diyeceksiniz ki belki bazılarınız, ya Suat Bey nasıl olsa sen Esenyurt Belediyesi'nden ekmek yiyorsun. Sen git meydanda dur. Ben yemiyorum. Ah sen yemiyorsun ama sen yemediğin halde ülkeni savunursan eğer yarın çocuklarına bırakacağın güzel bir hikayen olacak. 15 Temmuz'da sen ne yaptın babacığım dediği zaman tarih kitaplarında torunlar dedeciğim sen 15 Temmuz'da neredeydin dediğinde ben Esenyurt Meydanı'ndayım. Ben Esenyurt Meydanı'nda demokrasi mücadelesi verdim diyemezseniz ne yapacaksınız? O zaman bahanenize çocuk diyecek ki benim dececiğim hainmiş diyecek. Benim dedeciğim başka bir siyasi partinin mensubu diye bu meydana gelmemiş mi diyecek, öyle mi diyeceksiniz? Ya da o gün ben vatanım için, toprağım için, namusum için, ülkemin geleceği için, çocuklarımın, neslimin geleceği için durdum, bayrak salladım mı diyeceksiniz? Eğer bunu derseniz dualar sizin olsun.